Okan Hoca'nın açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz diyor Okan Hoca. Galatasaray'ın sence kamp süreci nasıl ilerliyor Savaş Çorlu? Kamp gelmeden önce bir mesaj geldi, onu okuyacağım Kerem. Şimdi az önce spordan bahsederken yan flüt dedik mesela. Yan flüt gerçekten çok önemli bir çalgıdır. Türkiye'nin en önemli yan flütçülerinden Bülent Tevcil mesaj atmış. O evladınız, oğlunu yan flüt çaldığına çok sevindi. Bir gün konserime davet ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok nazik. Çok ben sağ de, olsun. Hakikaten gurur duydum. Bak, programımızı bir yan flütten bahsederken yan flütçün hem de Türkiye'nin en önemli yan flütçülerinden bir tanesidir diye biliyorum. Bülent Tevcil'i çok duydum. Tebrik ediyorum yani, bizi izlemiş. Ben teşekkür ediyorum daveti için. İnşallah bir gün arasımızı götürürüz oraya. Okan Hoca'nın açıklamalarını, Okan Hoca her zaman olduğu gibi çok dobra, net bir şekilde takımın gençlere konusunda verdiği destek. Evet, belki 4 maç henüz galibiyet yok. Tabii bu neticesinde bir hazırlık maçı. İdealden çok uzak kadrolarla oynamak zorunda kaldı doğru, hocam. Doğru, son maç ama bugünkü diyelim artık Dolores'e maçında 5 maçtan da galibiyetle ayrılmamak tabii bir sıkıntı, bir moralsizlik, tatlı bir hocam. Size hocam yani 5 tane hazırlık maçı oynuyorsunuz, hiçbirinden galip gelemiyorsunuz. Hazırlık maçı sonuçta neticesinde. Gençleri kazandı, birkaç tane genç kazandı. Savaş, kaleci konusunda şimdi bir sıkıntıya ben bugün kendisine o toplantıda sorduğum zaman, keşke resmi maç olsaydı çok daha farklı olur. Hazırlık maçlarındaki konsantrasyondan bahsetti. Oynamıyor dedi hocam ama orada tabii ben şimdi polemik yapmak istemedim. Bizim tabii ki davetlimiz soru sorduk. Yani kaleci şu anda 4 tane hazırlık maçı. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası maçı oynandı. Sonuçta bir de uzunca bir antrenman süreci var. 14 maçlık süreçte az takım ideal takımda kaleyi koruyor. Bence daha hazır olması lazımdı. Yani sonuçta Okan gibi bir kaleci geçtiğimiz sezonun iyi işler yapmış. Giresun'da başarılı işler yapmış. Hatalı goller yedi. Belki yarın telafi eder. Çünkü hem Keçiören Gücü hem İstanbul Spor maçı var. 2 maç da önemli. Yani formayı daha Can Kata kaptırabilir mi? Zannetmiyorum. Yani öyle bir iddia var. Olabilir diyorlar. Ben zannetmiyorum. Yani ben Okan mı, Can Kat mı dersek, şimdi Keçiören Gücü maçı var. Çok riskli bir maç. Can Kat'a kaybedersiniz, bırakırız formayı. Can Kat orada, çünkü hangisi oynayacaksa Keçiören Gücü maçıyla İstanbul Spor maçı aynı olacak. İstanbul Spor maçına bir araya gireyim mi Allah aşkına, bak. Şimdi Okan Hoca var ya, bu kadar takım var Türkiye'de. Bana göre bu aradan, ara diyeyim yani, Dünya Kupası'nın arasından en fazla zarar, hep bütün takımlar fayda gördü. Sakatlıklarda, şunlarda, bunlarda, antrenmanda, özel maçlar. Galatasaray takımı zarar gördü. Zarar gördü. Ya yok, bir tane doğru düz maça çıktı mı ya? Hani olur, bir kişi olmaz bir takım. 10 kişi hani bir ideal kadroyla çıkarsın. Şimdi Beşiktaş'ı alalım. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Hiçbir şey yok. Trabzon'a bakıyorsun oynadığı maçta. Bir de Galatasaray'a bakıyorsun arkadaş. 6 kişi yok, 7 kişi yok, 5 kişi yok. Şimdi bu arada Okan'ın yerinde olsam ben var ya, gece uyuyamam ertesi gün maç bu kadroyla çıkacağım diye ya. Lazio maçında bile ideal 11'den 3 oyuncu var. Abdülkerim, Boyi, Kerem. Yani şimdi yani haksızlık etmeyelim. Okan'a var ya, vallahi çok üzüldüm. Bugün Okan'la konuştum. Konuşma fırsatı buldum. Tabii fazla şeye giremedik ama destekliyorum onu da. İnşallah başarılı olur ama yani var ya yani bundan sonra yani önümüzdeki maçları falan kazanamazsa hiç kimse Okan'a falan kabahat bulmasın. Böyle bir şey yok ya. 3 kişi diyorsun değil mi? Yani kaleci Okan'a da sayayım bu arada. Hoca Okan'a diyor dedim önce. Ya arkadaş diyorum ki, ben şimdi sahibi çıktım, önümdekilere baktım. Bir tane stoper şey olsun. İsim vermeyeceğim mesela X bir takımda. Ben gece uyuyamam veya sahaya çıktım mı? Veya öndekiler, ben santrfor oynuyordum değil mi? Şimdi diyordum ki ya eyvah diyordum, ben gol attım. Sevinemezdim ya, arkadan şimdi bunlar yer derdim. Ya kaleci veya stoper birisi fiyaskoysa. Ya ben ne karışım, ben futbolcuyum değil mi? Az çok biliyorsun arkadaki adamın ne yapacağını. Senin kalecinin veya savunmanın veya orta sahanın. Eyvah dersin. Şimdi burada Galatasaray'ın var ya. Ya vallahi çok üzülüyorum. Galatasaray adına üzülüyorum yani. Bu aradan herkes faydalandı. Şöyle misal vereyim. Fenerbahçe takımına bak, geliyor tıkır tıkır tıkır. Her maçı aldı. Alır tabii arkadaş. Adamın bütün milli takımdakiler de geldi. Değil mi? Gelmeyen var mı? Bilmiyorum yani ben. Herkes döndü. Döndü. Yani tıkır tıkır oynuyor. Beşiktaş'ta öyle hemen hemen. Trabzon'da öyle. Arkadaş şimdi bakıyorsun. Öbür takımın hepsine yani baktım tıkır tıkır. Tam şey oynuyorlar. Galatasaray haricinde bilmiyorum, varsa hatırlatın bana. Eksik bir takım yok. Eksik derken yani ideal kadrodan olanlar, yani eksik olanlardan. Şimdi eksik derken 11 kişi çıkıyor sahaya ama gençlerle çıkan ikinci bir takım yok.
Onun için Galatasaray, yani ben vallahi Galatasaray, yani bundan sonraki işte Okan'a da kabahat bulmuyorum, kaleci Okan'a da bulmuyorum. Ne bileyim, zaten hocaya hiçbir şey bulmuyorum. Galatasaray taraftarları, yani bir aksilik olursa kime kabahat bulacağız lan? Kimliği şey kabahat bulacaksın ya. Allah Allah. Şey, Haldun kulağı çınlasın. Bu saatte şey mi olur dedi. Şimdi sonra düzeldi, biliyorsun değil mi fikirleri Haldun'da maçın. Yani iyi oldu dedi. Bu çok mücadeleci bir Dünya Kupası oldu dedi. Bu tarihe biraz şey yapıyordu. Ama bana göre hem sakatlar açısından hocam çok mesela şimdi faydalı oldu. Lige ara verilirken bana göre, bunu daha önce defalarca söyledim, yine söyleyeceğim. Hangi takım en çok üzülmüş dersen, Okan Hoca üzülmüştür. Bunu kendisi de dile getirdi. Hangi takım taraftarı daha çok üzülmüş dersen, Galatasaray taraftarı. Hangi futbolcu ve teknik ekipte yer alanlar üzülmüş dersen, Galatasaray'da. Çünkü çok iyi giderken Fenerbahçe puan kaybetmiş. Puan farkı 2 yemiş. Başakşehir gibi önemli bir takıma 7 gol atmışsınız. Bir hafta önce Beşiktaş'ı yemişsiniz. Karagümrük'ü yemişsiniz. Hayatım, sonuç o aldı. Tamam. Orası ayrı oraya ama girerken, ben oraya girerken bir sakatınız tamam var. Bak, bir sakatınız var. Sonra millerle beraber milli futbolcular sakatlanıyor. Sakatlık sayınız fazlalaşıyor. Şu anda aradan sonra nasıl döneceğini bilmiyoruz. Sana. Hepsi tamam. Şimdi dediniz ya, kabahat kime bulacağız? Ben mesela Okan gibi tecrübeli bir kalecinin 4 tane hazırlık maçı, 2 tane Ziraat Türkiye Kupası maçı, 6. Antrenman hazırlık maçlarını saymıyorum. Milli aralarda 2 tane maçlar yaptınız. Oynamayan bir kaleci dediğinizde onu kabul etmiyorum. Ben bugün Okan Hoca'nın söylediğini de kabul etmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Olmaz. Hocam siz şimdi... Biz bugün var ya fazla yemek yedik. Hocam. Yağlı yedi, dili kaydı. Ya olur mu böyle bir şey? Öyle hocam görüşü bu yöndedir. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Olmaz abi. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ya ben şimdi kaleci Okan hocam olsam var ya şu anda ya şey yaparım, kriz geçirirdim yani bunları dinle. Hocam olmaz bir şey söyleyebilir miyim? Okan bu kadar teknik adam. Okan çok üst düzey bir kaleci mi? Yani teknik... Okan mesela Jankat'tan Banko daha iyi kaleci diyebiliyor musunuz? Diyebiliriz. Ben diyemiyorum. Bir şey söyleyeyim. Süper Lig'de Giresunspor karesini bir sene korumuş. Ya bir dakika. Bursa Spor'u korumuş. Hocam bir şey söyleyeceğim size. Şimdi siz teknik adamsınız. Okan Galatasaray'a geldiğinde Bursa Spor'un bile en iyi kalecisi değildi. Tamam ama Jankat'tan... Yani Bursa Spor'un içindeki en iyi kaleci hoca değil. Tecrübeden bahsediyorsa orada Okan olduğu sürece tecrübede Okan var. Sonuçta Okan elinizde. Jankat da elinizde. Galatasaray'da siz varsınız. Ben şuna karşıyım. Muslera geldi, 12 sene oldu. 12 senedir Galatasaray'ın hep sorunu kaleci, hep sorunu kaleci. Niye? Neden? Sorunu mu? Yani yedek kaleci. Yedek kaleci işte sorunu. Neden hep Muslera'nın cezalı olduğu zaman biz bu kaleci sorununu konuşuyoruz? Muslera 3 hafta işte sakat kaldığı zaman neden kaleci sorunu? Geçen sezon Iñaki Peña diye bir kaleci aldık. Çok iyi işler yaptı. Sonra Muslera dönünce tekrar formayı kaybetmek. Şimdi biz tekrar Muslera'nın yanında Iñaki Peña'ya konuşuyoruz. Yerli kaleciler bence iyi çalıştırılmıyor. Yoksa bu kadar sorun olur mu hocam? Biz şimdi Okan mı, Jankat mı? Jankat iki oyuna girdikten sonra çok iyi performans gösterdi. Ama burada oynadığı anda hatalı gol yerse aynı Okan gibi ne diyeceğiz? Ama yapacak bir şey yok. Oynaması lazım. Ya bu kadroda tecrübe kazanması için oynaması gerekiyor. Ama işte bunlar eğer Galatasaray Jankat'la bir gelecek hayal ediyorsa oynaması şart. Okan'la Galatasaray bir gelecek hayal edebilir mi? Edebilir mi? Muslera'dan sonrası için. Ya bu kadroyla edemez. Gerçekçi düşünelim. Ben burada Keçiören Gücü ve İstanbulspor maçı var. Hı hı. Bu iki maçta elinde bu zamana kadar tecrübesi olan Okan mı, Jankat mı dersen ben Okan derim. Çok eleştirmeme rağmen. Bu kadar gol yemesine rağmen. Bu sefer Jankat'ı kaybedebilirsiniz. Yani Jankat geçen sezonda vardı yedek kaleci olarak. Üçüncü kaleci olarak. Jankat 18 yaşında bu arada. 18 yaşında. Tamam. 18 yaşında normalde. Iñaki Peña kaç yaşındaydı? 21 ya galiba. Iñaki Peña 23 üstüydü diye hatırlıyorum. Ama bir kontrol ederim. 23 olabilir, doğru söylüyorsun. Ya ben kaleci konusunda biraz kalecilerin, kaleci antrenörlerinin iyi çalıştırmadığını düşünüyorum hocam. Olabilir, olabilir ama şimdi deminden beri pozisyonlara bakıyorum. Tabii hatalı gol yedi var ya, karşı karşıya yenilen gollerde de kaleciyi suçlamak yanlış olur bana göre ya. Yani bu kadroyla, bak diyorsun ki değil mi Lazio maçında 3 tane. Evet, ilk 11'de oynayan 3 oyuncu olmaz var. Olmaz ha, 8 tane. Hocam son şimdi maçta ben izliyor bak, sadece ya. Ama hocam sakatlar arkadaş var, Dünya Kupası'na gidenler var. Tamam işte, yok, hayır, yeni dönmek demiyorum üzere olanlar var. Ben de diyorum ki Jankat oynasaydı şimdi diyecekti ki bu Jankat'ta ya hiç ileriye dönük bir istikbal göremiyoruz diyecektik. Bu kadroyla çıkarsa. Hayır, çok iyi iş çıkardı. Nereye o zaman çıkart, yine diyebilir misiniz? Ya çıkart. Değerli. Çok iyi iş bu çıkardı. Bu kadroyla çıkarsa var ya helal olsun deri, şeyi de aramam ne o? Muslera'yı da aramam. Bu kadroyla çıkarırsa. Bu yapma. Bu kadroyla Jankat'ı da belki çok fazla bunun doğru bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Evet, aynı şeyi düşünüyorum evet. Ben de. Olmaz. Olmaz. Şimdi burada ya şimdi hani bir laf vardı. Yanlarım ağrıyor falan dersin ya. Ben Okan'ın yerinde olsam ben çok fena ayağım bir burkuldu, bileğim burkuldu falan deyip çıkmam yani bu kadroyla ya.
Çünkü böyle bir eleştiriler olacak. Öyle bir lüksü yok hocam. Ya Allah. Şimdi bak ya, hocam, hocam yıllarca futbol oynadınız, teknik adamlık yaptınız oyuncularla. Bugün sporcularla ilgili muhteşem paneller izledik şu ya, an burada. Güldürtme beni. Tamam, futbolculara başka tiyolar veriyorsunuz, yok, vermeyin. Hayır, ama böyle eleştiri olmaz işte. Savaş kardeşim, bunu nasıl eleştiriyorsun böyle? Yapma, gözünü seveyim. Haksızlık oldu. Ha, ben kimi eleştiriyorum? Ben kimi eleştiriyorum hocam? Bak, Okan'ın 2-7 golü ben yemem, biliyor musun? Hangi hocam maçtaydı? Siz şu anda ben size soruyorum hocam. Okan hocam, sizin kaleciniz. Kastamonu maçında hatalı gol. Opspor maçında hatalı gol. Revaya Kana maçında hatalı gol. Villarreal maçında hatalı gol. Tamam. Lazio maçında hatalı gol. Yiyorsunuz. Antrenman performanslarını çok fazla bilmiyoruz. Şimdi burada ne yaparsınız? Ben onu soruyorum size. Bir tarafta da Can Kat var. Eğer Can Kat bu maçta oynayacaksa niye o zaman hazırlık maçlarında hep Can Kat'la başlamadınız? Evet. Olmaz zaten canım. Hayır, devam edin. Hocam söylüyorum, ben şimdi siz hoca olsanız ne yaparsınız bu takım maçında? Yok, devam ederim. Ben şimdi kimle devam edersiniz? Ben Okan'la devam ederim. Tamam, o zaman bak. Ben derim ki Okan kardeşim. Bak yap, diyecek Okan. Biz ya iki Okan da şimdi. Peki, hoca Okan diyecek hocam. Ki. Bak pardon. Hoca Okan diyecek ya, bu takım kadrosu işte tam kadroyla çıkamadık Okan. Senin de hataların belki oldu. Belki güvenemedin arkadaşlarına. Ama ben sana güveniyorum. Devam et. Derim. Moral veririm. Çıkartın. Başka bir şey olmaz.